Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bu haftada Aykırı Söylem'de yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz sevgili köşe yazarı, gazeteci, dostumuz Yüksel Baysal. Zaman zaman karşılaşıyoruz orada burada, sataşıyoruz birbirimize. Dedik ki kamera, ekran önünde sataşalım bir de birbirimize nasıl olur diye. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programımızı yine Hakan arkadaşımla birlikte sunuyoruz. İlk soruyla Hakan başlasın. Tabii klasik olacak bizim bütün programlarımızda. Herkesin kendi kelimeleriyle kendisini tanıtmasını rica ediyoruz. Kısaca özetlersek. Evet, yani sonuç olarak gazeteciyim, köşe yazarıyım. Köken itibariyle Rizeliyim ama artık toprağın kovduğu bir insan olarak Bursa'da yaşamımı sürdürüyorum. Bir dönem Ankara'da görev yaptım. Basın yayın mezunuyum. Ankara'da görev yaptım. Hem mecliste görev yaptım danışman olarak hem başbakanlık basın müşaviri olarak görev yaptım. Burada da Olay, Bursa Hakimiyet, As TV, Olay TV çalıştım. Bir ara Meydan Gazetesi var. Şimdi de Yeni Dönem Gazetesi köşe yazarıyım. Evet. Çok uzun zaman oldu değil mi yeniden? Bir ara, küçük yeni, bir ara verdiniz. Çok ama. Az bir ara, evet. Yeni Dönem kuruluşundan itibaren ya da kuruluştan birkaç ay sonra katıldım. Burada da yeni sahibi değiştikten birkaç ay sonra katıldım. Evet. O sırada bir milletvekili adayı olmuştum. Dolayısıyla yeni dönem iyi ama son dönem, yeni dönem gerçekten Türkiye'nin yeni dönemine hitap eden bir yayın organı oluyor. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, evet, izliyor musunuz? İzliyoruz tabii. Severek takip ediyoruz. Yani farklı köşe yazarlarının olduğu bir farklı düşüncelerin ifade edildiği Bursa'da çok az mecra var. Yani Aykırı Söylem var ya, evet. Aykırı Söylem ne yazık ki tek tip söyleme dönüştürüldü. Siyasi iktidar özellikle bunu zorluyor ama yeni dönem ısrarla farklı düşüncelere yer veriyor. Zenginlik aslında, dedi, değil mi? Evet, olması gereken bu. Kuşkusuz. Kesinlikle. Yani. Evet. Şimdi bir gazeteci olarak önce bizim sektörden başlayalım. Bizim şu andaki mevcut Bursa basınını nasıl görüyorsunuz? Sıkıntılar... Evet, yani Bursa basını yaygın, yani ulusal denilen yaygın basından farklı değil. Aslında bütün ana neden şu, güç odakları gazetelere hakim olmak istediler. Medyaya hakim olmak istedi ama şimdi o güç odaklarının bir kısmı gitti, sadece bir tek güç odağı kaldı, o da siyasi iktidar. Siyasi iktidar ne yazık ki topluma nasıl tek tip bir renk vermeye çalışıyorsa, medya da aynı rengi vermeye çalışıyor ve istiyor ki siyasi iktidar yukarıdan pompalayacak bülteni, aşağıdan gazeteciler de bunu yorumlayacak ya da bunun üzerinden yorum yapacak, bunun üzerine söyleyecek. Ne yazık ki gazeteciler de terzi söküğünü dikemez derler ya, gazeteciler de kendi alanlarında söz söyleyecek mecra bulamamaya başladılar. Veya var olan mecraları kullanarak, ama var olan mecralarda da çok sınırlı sayıda eleştiri hakkını kullanarak yolla almaya başladılar. Onun için %100 özür demiyorum ama yani diyelim ki Bursa basını ya da ulusal basın, yaygın basın, Bursa basını da dahil %50 bile özgür değil oranlarsam, ama işte %50'nin üzerinde bir özgürlük belki bizde var. Yeni Dönem Gazetesi'nde var. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı olarak 1993-95 yılında da başkanlık yaptım. 2013-2015'te 20 yıl sonra tekrar başkanlık yaptım. 90'lı yıllarda Bursa basını gerçekten özgürdü. Her istediğimizi hemen hemen yazabilecek noktadaydık. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ne yazık ki reklam verenler de şu noktada, belediyeler ana reklam veren olduğu için özgürlüklerimizin bir kısmını da götürdük, belediyelere teslim ettik. Bir kısmını siyasi iktidara, bir kısmını belediyelere teslim ettik. Öyle oldu yani. Aslında yani biz gazetecilerin yapacağı hiçbir şey yok mu Yüksel Bey? Yani bu işte bağlamda. Sizin yaptığınız güzel bir şey var. Kendi gazetenizi kurdunuz. Söylem gazetesi. En azından kendi bağımsız çizginizi korumaya çalışıyorsunuz. Bir takım söylemler, içinde yanlış bulduklarım var da ya, onlara geleceğiz. Olabilir. Ama en azından bağımsız bir çizgiyle hareket etmeye çalışıyorsunuz. Ama çok pahalı bir iş. Yani çok. Şunun aylık maliyeti nereden bakarsanız 100 milyar lira. Tabii. Şimdi bunu nasıl bir gazeteci, bir emekçi sırtlasın götürsün? Gerçekten bu ülkenin okuyucusu olsa, bu gazete çok satılmış olsa... o zaman olabilir mi? Bu defa da başka türlü baskılara maruz kalıyorsunuz. Düşünün, Türkiye'de FETÖ'ye karşı en sert muhalefeti kim yapmıştır? Cumhuriyet Gazetesi,
Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi neredeyse FETÖ'yle eş tutmaya kalktılar. Hı hı. Yani bir yandan da siyasal iktidar farklı düşünene, farklı söyleyene hiçbir şekilde tahammül etmek istemiyor. Hı hı. Bunu biz bizzat yaşayarak görüyoruz yani. Bu çok çeşitli örneğinde Türkiye'nin sürekli başına gelen bir şeydi aslında baktığımız zaman. Pek böyle Avrupa'yla kıyaslanamıyoruz. Niye bunu başa öyle ama bakın şöyle 15 yıl süren ve tek başına süren bir iktidar hiç olmadı Türkiye'de. Güçlü bir iktidar var tabii Türkiye'de. Geçmiş dönemden itibaren güçlü bir iktidar var, zayıf bir muhalefet var. Daha da önemlisi şu, bu iktidar söylem itibariyle söylüyorum. Daha önce parti devlet olan CHP'ye, yani 1920-30'lu yıllarında devletle partinin bütünleştiği bir ülkeye itiraz ederek geldi. Şimdi tamamen parti devlet bütünleşmesi oldu. Bakıyorsun valiler, yani şu anda hadi valiler atamayla geliyordu, büyükşehir belediye başkanları da atamayla gelmeye başladı. Şu anda Cumhurbaşkanı ne diyorsa o olmuyor mu? Cumhurbaşkanı söylediği ertesi gün kanun olmuyor mu? Şunu düşünün, TEOG'la ilgili bir olay çok komik oldu mesela. Milli Eğitim Bakanı televizyondan öğrendi. Tayyip Erdoğan konuşurken öğrendi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı televizyondan öğrendi. Telaşa kapıldılar, kapılmışlar hemen, hazırlık yapmışlar filan, hala işin içinden çıkamıyorlar. Peki kısaca şuna diyeyim, ben de Moskova Devlet Üniversitesi basın bölümü mezunuyum. Eski bir gazeteciyim, ailemle bir şey yazarlar yapıyoruz ama uzun sürede ara verdik. Ulusal basında, yerel basında da keza aynı şekilde var. Dünya basınıyla arasında bir çizgi farkı var gördüğüm kadarıyla. Mesela Rusya'da ana haber bültenlerinde bile biz politika yapıyoruz. Yani politikasız yayın yapmaya çalışıyoruz ama bizde baktığınız zaman, ben izlediğim kanallar için söyleyeyim, NTV'yi ayırıyorum. A Haber yanlı haber yapıyor. Fox yanlı yapıyor. Yani Ülke TV yanlı yapıyor. Çizgiyi ayırmıyoruz nedense. Bir itirazım var size küçük. A Haber yanlı yayın yapıyor. Zaten Cumhurbaşkanı ne diyorsa zaten kanalın sahibi de Cumhurbaşkanı. İşin gerçeği de bu. Yani bunu gizlemeye gerek resmi yok. Resmi olmasa da? Gayri resmi olarak biliyoruz bunu. Yani Türkiye küçük bir ülke. Yani herkes birbirini tanıyor. Ama mesela Fox'la ilgili haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Fox son derece tarafsız bir yayın yapıyor. Fox'ta her gazete okunur. Gidin bakın bakalım A Haber'de örneğin Sözcü Gazetesi çok okunur mu? Cumhuriyet Gazetesi çok okunur mu? Bir dakika. Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi hiç yer alır mı? Oysa Fox'u izleyin. Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, bakanların bütün haberleri yer alır. Orada Kemal Kılıçdaroğlu da yer alır. İyi Parti Genel Başkanı da yer alır. Hatta belli dönemlerde HDP'nin bile yayınına genel başkanı ya da yetkilileri orada konuşmuşlardır. Önemli olan şu, Türkiye eğer çok sesli bir toplum yaratmak istiyorsak, çok sesli insanların temsilcilerini o televizyonlara, o gazetelere çıkarmak durumundayız. Onun için taraflı yayın oralarda var. NTV'ye gelince, NTV'ye çok itirazım yok. Çok iktidar yanlısı ama Fox TV kadar tarafsız olmasını tercih ederdim. Ben tam tersi düşünüyorum. Yani NTV gibi herkesin yayın yapmasını taraftarıyım. Fox TV gibi ben yayın yapmasını öneririm. Ben çünkü yorum, yani kelimelerin arkasında bir yorum geliyor çünkü haberlerde. Yani özellikle o beni rahatsız ediyor. Haklısın. Doğru diyorsun. Ben de yine bizim okulda öğretilen en temel ders şudur. Haber tarafsız ve kutsaldır. Yorum özgür ve kutsaldır. Doğru. Tamam mı? Yani yorum hürdür. Özgürdür. Ama haber tarafsızdır. Yani örnek olarak söyleyeyim. Şunu tabii bu başlık olmaz yani. Ben olsam bir şey. Bu ama bunu tırnak içine koymaz. Mehmetçiği kimse durduramaz. Olmaz. Bu da yanlıştır mesela. Hı hı. Yani çünkü bunu kim söylüyor? Mehmet Çavuşoğlu. Bu siz söylemiş gibi oluyorsunuz. Doğru. Şimdi dolayısıyla olmaz bu. İşte ittifakın ayrıntıları bu haberdir. Bak buna bir şey demem ben. Şu zengin kondu. Örneğin bu yorum haberdir. Yani bunun yani bunda yanlışlık yok ama mesela otogalilerinden anlamlı duruş. Bu haberdir, olabilir. Yani bu şekilde bu da yorum haberdir ama sonuç olarak çok ciddi sorun teşkil etmiyor ama bir de şu var. Özellikle Fox'un haberlerine baktığınız zaman her görüşten insanın temsil edilebildiği bir yer. Ben onu önemsiyorum. Yani başbakan mesela çıktı. Cumhurbaşkanı'na mikrofonu uzatmak istediler. Kendisi kabul etmiyor. Yoksa daima oraya çıkma, başbakan İzmir'de yayına çıktı onunla. İsmail Küçükkaya ile. Keza bakanların tamamı neredeyse geldiler onun yayınına. Sadece Cumhurbaşkanı çıkmıyor. Ama bakın bakalım A Haber ya da benzeri kanallara o iktidar yanlısı bir tane muhalefetten insan yoktur.
Devlet Bahçeli düne kadar Türkiye'nin en kötü adamıydı. Hani ona hiçbir yerde de çıkamıyordu. Söylenmedi, hakaret edilmedi, evet. Cümle bırakmamışlardı. Irkçı, faşist, kafa tasçı şimdi en kıymetli adamları oldu. Onun için tarafsız yayın, objektif yayın onlar en güzel yayındır inşallah. Peki, Türkiye'de herkes ben hemen bunun arkasından bir soru sorayım mı? Gazeteci tarafsızsa. Tarafsız değil. Objektif olmak durumunda. Tamam. Ben tarafsız değilim. Herkesin tarafı olsun. Ben tarafım mesela. Ben sol dünya görüşüne sahibim. Ve sol dünya görüşünü savunuyorum. Köşemde de savunuyorum. Hı-hı. Zaten ben yorumcuyum dikkat ederseniz. Bu da 4. sayfada yazıyorum ben. Orada da yorum yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla o yorum, o sayfayı bana evet yani bu arkadaş burada yorum yap. Ama bu yorum başkalarına hakaret etmek, tabii. Başkalarını yerin dibine batırmak, elbette bazı belgeler bulunursa o belgeleri gazeteci yayınlar, ben o anlamda da yaparım ama tarafsız değilim, yine söylüyorum. Tamam. Ama objektif olmaya çalışıyorum. Buyurun. Devam edin sorunuzu. Bunları tabii izleyicilerimize de aynı zamanda söyleyeyim. Yeni Dönem gazetesinin 4. sayfasında evet. Takip edebilirler aynı zamanda. Evet. Bu önemli bir nokta. Evet. Objektif olmak daha da önemli. Aynen. Tabii uzun süre Çağdaş Gazeteci Derneği'nde başkanlık yaptınız. Aynı zamanda. İki defa. Şu anki yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda tabii Gazeteciler Cemiyeti'nin de duruşlarını... İkisini de beğenmiyorum. Değerlendirmek lazım. Beğenmiyorum. Zaten cemiyet biliyorsunuz yani bir defa bir adam 20 yıldan fazladır orada başkanlık yapıyorsa o baştan sona yanlıştır. Yani hiç kimse 20 yıl bir makamı şey yapmamalı. Meşgul etmemeli. Ben Bülent Arınç'ın çok sevdiğim bir sözü var. Onun için bu cemiyet başkanı için söylemiyorum. Türkiye'deki bütün uzun kalan yöneticiler için diyor ki bir adam koltuktan kalkmak istemiyorsa altına pislemiş demektir. Onun için koltuktan kalkmak istemeyen adama dikkatini çekerim. Bu her yerde böyle. Ya, evet. Ben zaten kesinlikle. Şimdi burada cemiyet için söylemiyorum bunu. Bunu 20 yıl, 25 yıl başkanlık yapan, ya ben 93-95'te başkandım. 20 yıl sonra gençler yeniden dediler ki arkadaş sana ihtiyaç var gel dediler. Ama ara verdim o 18 yıl. Ben şimdi o 18 yıl devam eden arkadaşlar var. Ben devam edebilirdim ederim. Peki nedir? Ya ben bakıyorum. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı, başkanlığı bir hamallık, yük. Ne parası var, ne pulu var, ne maaşı var. Ya bir avantajı yok. Ne yapacaksın? Sadece çalışmak için oraya gideceksin. Ben bir dönem yaptım, yoruldum, bıraktım. Arkadaşlar yine yardımcı oluyorum. Ben şimdiki arkadaşlara da yardımcı oluyorum ama orada başkanlık uzun süre yapmak demek bir şeyim, bir çıkarım var demektir. Ben öyle anlıyorum. Peki o zaman CHP'den siz aday adayı oldunuz. Milletvekili evet. Aday adayı. Evet. Kılıçdaroğlu da bir o kadardır herhalde koltukta. Evet. Aynı cümleyi onun içinde kullanabilir miyim? Kullanma. Neden kullanma? Neden? Şimdi şundan dolayı kullanma. Kemal Kılıçdaroğlu bir defa insan olarak doğru bir insan. Ben önce şuna bakarım. Bir başarı nasıl gelir? Şimdi az önce dedik ki biz mesela bir bağımsız, Söylem Gazetesi niye Bursa'nın birinci gazetesi olmuyor? Niye günlüğe dönüşmüyor? Bazı koşullar var. O koşullar isterseniz de siz yapamazsınız. Ama sizin babanız Celal Sönmez olsaydı, ben size söyleyeyim, sizin gazeteniz günlük gazetenin başındaydınız. Örnek olarak söylüyorum. Veya bir yerden büyük bir vurgun yapsaydınız belki günlük gazeteniz olabilirdi. Evet. Ha demek ki şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede, bu toplumda hem doğruyu söyleyip hem siyaset yapmak o kadar kolay değil. Bak 2009 yılında geldi. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi çok kötü bir partiydi. Şu anlamda söyleyeyim. Deniz Baykal ve ekibi vardı. Partinin içine hiç kimseyi sokmuyorlardı. Üye yapmıyorlardı. Burada gelip partiye başvuranlar ne yapıyorlardı biliyor musun? Mezitlerde çöpe atıp öyle Ankara'ya gidiyorlardı. Neden? Bir avuç yönetici Baykal yanlısı yönetici kendi koltuklarını korumak için partiye dışarıdan gelen insanları üye yapmıyordu. Bir defa 20 yıl süren bir bozukluk var. Bir toplumsal yapıyı, sosyolojik analizdir bu. Bir toplumsal yapıyı siz bir yılda bozup 10 günde düzeltemezsiniz. Bir yılda bozduğunuzu belki 2 yılda ancak düzeltebilirsiniz. 20 yılda bozduğunuzu 40 yılda düzeltebilirsiniz. Ben onun için söylüyorum. AKP'nin bu 15 yılda bozduğunu belki Türkiye 50 yıl zor düzeltecek. Açık söyleyeyim. Toplumsal yapıdaki deformasyonu zor düzeltecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na gelince ne söylüyorum?
Kemal Kılıçdaroğlu 20 ile 25 bandında çok iyi bir oy alıyor. Derili toplumsal koşullarda hep iddiayla söyledim, aday olduğumda da söyledim. Mustafa Kemal Atatürk mezardan kalksa alacağı %25'i geçmez. Hı hı. Neden? Çünkü insanlar iki nedenle uyuşturulmuş durumda. Bir, din üzerinden yürüyen bir siyaset algısı var. İkincisi, gerçekten de yapılan doğru işler var. Yani siyasi iktidarın yaptığı güzel ve doğru işler var. Nedir onlar? Ekonomik olarak mutfağa yangın düşmedi. Mutfağa yangın düşmediği müddetçe siyasi iktidar varlığını devam eder. Göreceksin, bu yangın düşmediği müddetçe de siyasi iktidar kazanmaya devam edecek. Efendim, lideri değiştirelim. Kimi getireceksiniz? A kişisi. Ne özelliği var? Efendim, daha iyi konuşuyor. Daha iyi konuşarak toplumda sonuç alınamaz. Toplumsal mücadele içinde lider çıkar. Lider, siz işte iyi konuştu diye birini lider yaparsanız ertesi gün o başarısız olur. Yenisini getir, yenisini getir. Burası doldur boşalt partisi değil. Doldur boşalt yapılan bütün partiler, ANAP, DYP, Refah Partisi, hepsi çökmüşlerdi, gitmişlerdi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıldır ayaktadır. Onun nedeni istikrardır. İstikrar önemlidir. Kemal Kılıçdaroğlu doğru bir adaydır. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Şuna kadar. Yeni bir CHP içinden evet ya bu adam lider olur diyene kadar. Çıktı mı çıkmadı. Nereden çıktı söyleyeyim ben size. Meral Akşener çıktı. Doğru bir aday, doğru bir lider. Ha sol çıkaramadı, ülkücü kesim çıkardı. Ama yine ülkücü kesim dedin sen ben biziz. Yani bu toplumun dinamikleridir. Yani bu toplumdur. Bu toplum bir lider çıkardı oradan. Bak ne kadar bastırmaya çalışsınlar. Milliyetçi lider... kesim demek belki ama de daha doğru. Tamam milliyetçi ama sadece milliyetçi değil bunlar. Aynı zamanda kökenleri ülkücü. Ama öyle ama her görüşte insan var. Baktım Doğru Yol Partisi'nden, Anavatan Partisi'nden, DSP'den, CHP'den, soldan insanlar var. Onun için dolayısıyla soldan Kemal Kılıçdaroğlu dürüst mü? Peki yanlışı var mı? Soruyorum size Semra Hanım. Buyurun yanlış söyleyin. Kılıçdaroğlu soruları burada yani. Biz sorarız. Hayır. Soruyorum size. Kılıçdaroğlu siz söyleyin. Söyleyin. Öyle bir tane yanlışını söyleyin. Buyurun. Sağ görüşlü değil mi? Aynen. Buyurun bir tane yanlışı. Ben de söyleyeceğim. Sağdan söylesin. Öncelikle şunu söyleyeyim. %25 oy aldı dediniz. Ben CHP'nin oyları olduğunu iddia ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir oyu yok orada. Doğru. Kim gelirse. Hayır itirazım yok. Baykal'ın da şöyle bir başarısı olduğunu iddia ediyorum. Allah sağlık versin, acil şifalar versin kendisine de. Seversiniz, sevmezsiniz. İşte seveni vardır, sevmeni vardır ama solda birleştiren kişidir Türkiye'de. Birçok parti vardı. Tek başına bir parti haline getirdi sol kesimi ve ciddi bir anlamda 25 gibi. AK Parti'nin de sahip olmadığı, çünkü AK Parti'de lider oyu var. Sahip olmadığı bir oy potansiyeli var. MHP'nin %15 civarlarında. Kim gelirse gelsin 25 oy verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne en az 5 puan ilave edebilecek, 10 puan ilave edecek bir lidere ihtiyacı var. Böyle bir lider misyonu kendisinde yok. Bunları koyalım cebimize. Çok önemli bir nokta var. Bana göre 70 yaşında. Yani seçimlerde şimdi 70 yaşındaki ben 44 ya 45 yaşındayım. Gençlerin birçok şeyini takip edemiyorum artık. 70 yaşındaki bir lider ne kadar takip edebilecek gençleri? Dolayısıyla da bir de ne kadar bir vizyon. Yani ne kurulacak? Kendi takımda derler ya yeni jenerasyon kurulacak. Artık yeni jenerasyon kurma vakti gelmedi mi CHP'de? Evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Partiyi birleştiren Deniz Baykal değildi. O dönem Murat Karayalçın büyük bir fedakarlık yaptı. Murat Karayalçın geldi, SHP'yi CHP'ye teslim etti. O anlamda birleşti. Hatta o birleşme sonrasında iki parti meclise girdiği halde aldığı oy %19'du Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Deniz Baykal evet yani düzgün bir insan ama şöyle iyi bir hatip ama örgüt tembel bir adamdı. Sabah 10'da kalkıp akşam 6'da evine giden bir adamdı. Kılıçdaroğlu öyle değil. Kılıçdaroğlu daha seçildikten hemen sonra 300 ilçeye gitti. Her seçim döneminde hemen her ile gidiyor. Çok çalışkan bir adam. Şöyle söyleyeyim size. Deniz Baykal 80 yaşında. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu 70 yaşında değil. 70 yaşında, onu da söyleyeyim. 69 yaşında. Değil. Yani onu söyleyeceğim size. Tayyip Erdoğan kaç yaşında? 60-64. Tayyip Erdoğan'la aralarında çok fazla yaş farkı yok. Yaş var, şunu söyleyeyim size. Kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koyabileceğin alternatif isim yok. İşte Muharrem İnce çıktı. Seçilemiyor. Bu delege demek ki ona güvenmiyor. Neden? Çıkabilmesiyle alakalı parti teşkilatının seçim kanununda bir sıkıntı var. Hayır. Çok bak hiç partiye benzemez Cumhuriyet Halk Partisi.
Bak mahallelerin hepsinde demokratik sandıklar konuldu. Benim mahallemde dahil olmak üzere. Her yerde. İlçe kongresi demokratik oldu. İl kongresi demokratik oldu. Her yerde adaylar yarıştı. Ve hiçbir parti olmayan bir şey Kemal Kılıçdaroğlu oturttu yanına. Hatta diyor ki adam çok da güzel konuştu diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Muharrem İnce için. Hiçbir kompleksi olmayan bir adam. İnan böyle bir adam dünya tarihinde yok. Bak dünya tarihinde onun kadar demokrasi içine sindirmiş hiçbirimiz yapamayız onu. Çıkıyor aleyhinde konuşuyor. Diyor ki çok güzel konuştu Muharrem İnce diyor. İyi, hadi. Ve konuşmasına da müsaade ediyor. Yanına oturtuyor. Hiçbir yerde bulamazsın bunu. Bak gerçekten söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu yeterli mi? Bak aynı kanaatteyim, yeterli değil. Ama bana şunu söyleyeceksiniz. Alternatifi ne? Ben işte alternatifin gelmesi konusunda parti içi seçim kanalı. Abi parti, Cumhuriyet Halk Partisi, bütün partilerin. Bütün partilerde bir sıkıntı var. Çünkü kendi CHP'de yok. Diğer partilere bak sen. Bence bak. Var. Hayır söyleyin ya. Evet, yani bir üye, isteyen üye olabiliyor. İsteyen milletvekili adayını ön seçimde belirliyor. İsteyen il ilçe teşkilatları seçimde belirleniyor. Yani siz yarın partiye girin. Önünüze hiçbir engel yok. Hiç. Eskiden olsaydı Baykal döneminde bir de bak partiye gidip üye olmanız için. Bak iki tane arkadaşım vardı. Belediye meclis üyesi. Siz tanıyorsunuz bir tanesini. Söyleyeyim Zülfikar Yüksel. Ya benden gitti. Milletvekili torpil koydu. Üye olamadı partiye. Üye olamadı. Bak söylüyorum. Benden rica etti. İddiaya girdik. İddiayı kazandım. Ben üye yaptırdım onu. Nasıl yaptım biliyor musun? Ali Nihat Türkörücü'ye gittim. Rica ettim. Doğrudan Mehmet Sevigen'i aradı. O Deniz Baykal'a söyledi. Öyle üye oldu. Ya sıradan üye yani başka bir şey değil. Şimdi öyle değil. İnternete giriyorsunuz. Hakan Bey, üyelik başvurusunu yapıyorsunuz. 10 gün sonra size üyeliğiniz geliyor. İstediğiniz zaman gidip partiye gidip ben üye oldum diyorsunuz. Oraya gerek yok. Şimdi artık her kanal açık. Bir de mesela şeydeki gibi değil yani. Diğer partilerde öyle değil. Geldi seni bir defa Cumhurbaşkanı il başkanına atıyor. İl başkanı ilçe, hatta Cumhurbaşkanı ilçe başkanlarına atıyor. Bak açık söyleyeyim. Şimdi benzer görüntü Türkiye'nin yapısıyla alakalı bir sorun olduğunu düşündüğüm için soruyorum bu soruyu. Benzer görüntü güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi lideri olsaydı aynı şey olmaz mıydı? Olabilirdi ama Cumhuriyet Halk Partisi kültürü buna müsaade etmiyor. Niye? 12 Eylül öncesinden beri bir defa 12 Eylül öncesinden beri demokratik bir seçim var. Yani Ecevit döneminde de böyleydi. CHP'de her şey ön seçimli olur. Sadece Baykal döneminde yukarıdan atama yapıldı. Küçük bir saptama yapayım mı? Yani rahmetli İnönü bırakmasaydı Ecevit başkan olamazdı. Yine DSP'yi kurduğu zaman Ecevit izin vermediği için Baykal Cumhuriyet Halk Partisi kapatılan partiyi tekrardan kurarak başına geçti. Yani doğru. Aynı benzer şeyler orada da yok mu? Doğru ama bakın şöyle. Demokratik Sol Parti'de demokrasi yoktu. Ecevit atıyordu ve bütün il ilçe başkanları. Güçlü lider olduğu için söylüyorum yani. Ama güçlü lider. Ben istiyorum ki hem güçlü lider olsun hem demokrat olsun. Olamaz mı? Olamaz mı? Biz bunu başardığımız zaman demokrasiyi kuracağız. Biz güçlü lider olsun. Ama güçlü lider bu sefer ne yapıyor? Diyor ki seni aldım, seni attım. Doğru. Seni koydum, sen. Ya şimdi doğru. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı %54 oy almış belediye başkanı gitti görevden. Ama kim ayrıldı? Söylüyorum. İşte nedenini biliyor muyuz? Biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ben oyların Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu düşünüyorum. Bak Tayyip Erdoğan önemli değil. Sandığa giriyor musunuz? Giriyorsunuz. Sandığa soktuğunuz aday, o zaman sokmasaydınız sandığa. Siz seçtiniz. Siz koydunuz gene daha öncesini. Tüm güçlü adaylarda, tüm güçlü liderlerde böyle bir sorun var. Ben işte batı tipi demokrasilerde güçlü lider yok. Nasıl geçmiş? Güçlü demokrasi var. Almanya örneği güzel bir örnek aslında. Evet Almanya. Almanya'da. Bütün üyeler belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de. Açık söyleyeyim, bütün üyelerin belirleyeceği bir sisteme geçilecek. Nasıl geçilecek? Siyasi partiler yasası buna engel sadece. Evet. Ona engel kalktığı müddetçe, ki bu konuda CHP'nin önergesi var. Kalkacak mı? Kalkacak tabii ki. İnşallah. Hiç şansı yok. Çünkü Türkiye elinde sonunda demokrasi kazanacak. Bu iktidara rağmen kazanacak. Evet, devam edelim. Devam edelim. Ara yok mu sizde? Yok, biz ara vermiyoruz. Tamam. Şimdi az önce Recep Altepe'den bahsettiniz. Şimdi 2015 yılında Recep Altepe'nin heykeli dikilmeli diye bir yazı yazdınız. Doğru. Sonra, nerede ama? Nerede? Sonra çok eleştirdiniz. Evet. Neyse siz ben sorumu sorayım siz cevaplayın. Sonrasında işte istifa ettirildi birçok ilde olduğu gibi Bursa'da da belediye başkanı yerine Ali Nur Aktaş. Bence de atandı. Seçilme falan değil o. Bu anlamda hem de işte CHP'nin il başkanının değişmesi
seçimle Hüseyin Akkuş'un gelmesi anlamında nasıl bir siyasi canlılık olacak Bursa'da? Neler bekliyor Bursa'yı? Ya ben eleştirebilirsiniz. Hiç lütfen çekinmeyin. Yani bu konuda ben yani açık söyleyeyim. Zaten eleştiriye açık bir insanım. Cevabımı vermek koşuluyla. Hatta tabii. Seviniyorum. Mesela ben heykeli dikilecek diye yazdım ama neresi için yazdım? Hüdavendigâr Park için söyledim. Hatta tabii cümle şimdi sadece orada bölüp alındığı için biraz çarpıtılıyor. Eleştirilmiştim o zaman da. Klasik gazeteciler gibi yapıyoruz galiba bizler. Sizle ilgili daha önce oldu bu. Hüdavendigâr Park'ta daha önce dedim ki Erdem Saker'in heykeli Soğanlı Park'a dikilmeli. Çünkü orada aşağı yukarı 350 dönüm 400 dönüm bir arazi var. 400 bin metrekare. Bursa'ya kazandırıldı ve gayet güzel bir park. Yeşil alan olarak duruyor. Hüdavendigâr Parkı 500 dönüm, 500 bin metrekare arazi. Burası Bursa'ya kazandırıldı. Şu anda orada spor yapıyor insanlar. Gerçekten de orası betonlaşmadı. Ben dedim ki buraya uzun vadede Recep Altepe'nin heykeli dikilmeli. Ama şunu söyleyeyim. Ben Recep Altepe'nin çok olumlu icraatlarını biliyorum. Olumsuz icraatlarını da yazdım. Büyükşehir Belediye binasına daima karşı çıktım. Stadyuma daima karşı çıktım. Bütün yazılarımı gösterebilirsiniz. Ama adam Türkiye'de en güzel yayın yapan belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi. 200 civarında kitabı vardı. Kitap. Bütün Bursa'nın tarihini, kültürel dokusunu hem teknik olarak yeniledi binalarını hem de yayınlarını yaptı. Bu anlamda şimdi bakın şu anda Budo'ya binip gidiyor. Budo Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi haline geldi. İdo vardı. Tayyip Erdoğan'a rağmen söylüyorum gitti Budo'yu kurdu. Ha Mudanya bundan şikayetçi. Sizin de çok şikayetçi olduğunuz arkadaş Hayri Türk Yılmaz bu işten şikayetçi. O da şikayetçi ama ben de Budo'yu destekliyorum. Rekabet her zaman şart ama yani. Ama Budo Türkiye'nin en önemli şirketlerinden, holdinglerinden bir tanesi oldu. Markalarından bir tanesi oldu. Uzun vadede Budo'yu özelleştirelim. En az Bursa 500 milyon dolar. Yani şu borcu var ya borcunun bir kısmını kapatabilecek noktaya gelir. Anladın mı? O kadar net söyleyeyim ben Budo'yu size. Ben de başarılı buluyorum. Ve de biraz geliştirilmesi lazım biraz daha. Evet. Belki başka yerlere sefer yapılması lazım. Şimdi bunu kim yaptı? Recep Altepe yaptı. Doğru. Şimdi şimdi düştü ya herkes aman Recep Altepe nasıl kötü. Olur. Ha, evet. Kentsel dönüşüm 0.50 katsayı. Bursa'nın ya çok özür dilerim ırzına geçilen bir noktadır. Özellikle Nilüfer. O beton blokları diktiren Recep Altepe'dir. Bundan dolayı Doğan Bey Toki gibi ki uyarılarımıza rağmen yine uygulamaya devam etti. Bunları eleştiririm ama bundan överim. Yani bir gazeteci zaten nasıl olmalı Hakan Bey? Nasıl olmalı? Yani adam %100 kötü, %100 iyi olmaz ki. Ya yani şimdi Hayri Türk Yılmaz. Şimdi devamlı yazıyorsunuz. Kötü kötü. Değil ya mi? Hiç mi iyi tarafı var. Yok? Yani şimdi, var olanı da yazıyoruz yapmayın. Hiç iyi tarafını ben gördüm, söylediğinizi görmedim Semra Hanım. Vallahi var söyledim yani, ama neyse. 3 gün önce bir paylaşım yaptım sonuna kadar arkasındayız diye. Ama benim izlediğim kadar, öyleydi. Onun için Recep Altepe ile ilgili benim söylediğim şuydu. İyi tarafları var, kötü tarafları var. Ben iyi taraflarını da yazdım, kötü taraflar. Ama bazı gazeteciler var. O zaman hep iyi taraflarını yazdılar. Şimdi de kötü taraflar düştükten sonra. Ha bazıları da var. O zaman kötü taraflarını yazdılar. Onlara da saygı duyuyorum ama şimdi şimdi yapılan yanlışlar yok mu? Şimdi yazmaya devam edin. Ben yanlışları görüyorum. Şimdi bu dönemde tamam çok olumlu icraatlar var İlnur Aktaş'ın ama bazı yanlışlar da ufak ufak başladı. Bunları eleştirmeye başlayın. Bak kişiye göre eleştiri olmaz. İcraata göre eleştiri olur. Ben kişiye göre eleştiri yapmam. İcraata göre. Yani bir şeyi yapıyorsa o yaptığı şeye göre. Efendim biz de düşünce böyle değerlendirir. Yüksel söylüyorsa, ha bu Yüksel şu görüştendir. Evet, ya evet. Yüksel ne söyledi ona bak. Kim söyledi değil. Hanım, hanım. Yani Semra ne söyledi ona bak. Semra söyledi diye değil. Evet, aynen buyurun. Öyle. Peki CHP'nin yeni bir ilk başkanı var. Tecrübeli bir siyasetçi Hüseyin Akkuş. Bizim de konuğumuzdu zaten kendisi. Bence de belli bir karizması da var. Şahsi kadar sempatik de bir kişi. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçimler öncesinde yeni yapılanmayı? Ya burada il başkanının yapacağı fazla bir şey yok açık söyleyeyim yani. Evet yani kısmen bazı adımlar atabilir ama ülkenin genel gidişatı, havası, sonucu belirleyecektir. Ben burada yani sonucu değiştirecek tek isim var. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan.
aşağıda da kim var? Sol adına söylüyorum, Mustafa Bozbey. Onun dışında ben çok fazla sonucunu değişeceğini sanmıyorum. Bozbey'in genel büyük şehirle alakalı adaylığı çok konuşuldu. Ben olacağını sanmıyorum. Hatta ben de öyle. Kulislerden aldığım bir bilgiyi söyleyeyim. Hı-hı. Çok eski bir bilgidir bu. AK Parti bir yer düşünmüş. Doğru. Kendisini sonra ikna edemediler muhtemelen veya farklı şeyler oldu. Sonucunu bilmiyorum. Ben yaşadığımı söyleyeyim size izin verseniz ama yeni bir şey değil bu, eski bir bilgi. Hı hı. Ben Ertuğrul Yalçınbayır'ın danışmanıydım. Hı hı. Ertuğrul Yalçınbayır'ın oğlunun düğününe geldi buraya Recep Tayyip Erdoğan. Nikahı şey kıydı, Mustafa Bozbey. İçeride özel bir toplantı oldu. Ben o toplantıya girmedim ama Ertuğrul Yalçınbayır danışman olduğu için çıkar çıkmaz hani biliyordum hikayeyi. Recep Tayyip Erdoğan sormuş, bu kimdir? İşte Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı. Hemen talimat vermiş, bunu bizim partiye kazandırın diye. Yani o zaman söylediği bir laftı. Sonradan biliyoruz Faruk Çelik'le ilişkileri falan iyiydi. Evet, evet. O anlamda hep bir şeyle AK Parti ile dolaylı bir dirsek teması oldu ama ben yine de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını sanmıyorum. Yani Başbakan müşavirliği de yaptınız. Evet. Dolayısıyla da Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan'la bir şekilde görüştünüz. Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz bu yöneticileri? Şöyle söyleyeyim, ben Abdullah Gül tarafından atandım. Yani atamamın imzası aha, Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül son derece demokrat bir insandır. İyi bir insandır. Türkiye'de ne yazık ki o dönemin koşulları itibariyle merkez sağ çöktüğü için böyle bir parti gündeme geldi. Bu parti Müslüman demokrat bir parti olacaktı. Hatta Müslüman lafının altını bile çizmek istemiyorlardı. Ama gelinen noktada otoriter. Biraz tek... liberaldi galiba, yanılmıyorsam. Tabii, tabii. Ama o liberal öğeler gitti. Demokrat öğeler gitti, merkez sağ gitti. Sadece iktidar kanadı milli görüş gömleğini giyenlere kaldı. Dolayısıyla pek çok insan partiden yollara ayrıldı. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Yakın ilişkiniz var mıydı? Genel başkan benim kişisel da olarak iş ilişkim yoktu. Ama şöyle söyleyeyim, ben Tayyip Erdoğan'a gelen mektupları okuyorduk. Daha sonraki görevimi söylüyorum. Ona gelen mektupları okuyordum veya ona gelen konukları C kapısında karşılıyordum. Ama birebir bir ilişkim yok idi. Şöyle söyleyeyim ama onun en yakın danışmanlarından bir tanesi, sonra vakan üyesi olan Yalçın Akdoğan. Yani mesela Yalçın Akdoğan'ı başbakanlığa ben önerdim, ben aldırdım. Tavsiye ettim, aldırdım. Ondan sonra sonraki süreçte ama o yalnız o cenahın çocuğuydu. Ben soldan geldiğim için bana üvey evlat muamelesi yaptıkları için ben zaten bir süre sonra istifa edip ayrıldım. Bursa'ya döndüm. Evet. Bir trafik kazası da olmuştu. Evet, aynen öyle. Teşekkür ederim. Şimdi sol görüşlü bir yazar ve gazeteci olarak AK Parti'ye sıkı muhalefet yapıyorsunuz. Ediyorum, evet. Fakat yani bugünkü yazınızda da görüldüğü üzere Faruk Çelik'le ilgili böyle güzel şeyler yazıyorsunuz mütemadiyen. Evet. Faruk Çelik'in özel bir durumu var mı sizin hayatınızda? Neden hiç Faruk Çelik'e muhalefet yapmıyorsunuz? Ya Faruk aslında, Çelik sütten çıkmış ak kaşık mı? Bak açık söyleyeyim, ben hı-hı, Faruk Çelik'e geçmiş yazılarıma bakın mutlaka. Hı-hı. Çok muhalefet ettiğim noktalar vardır. Hatta Faruk Çelik'e sorulamayacak soruları sorduğumuz dönemleri hatırlatayım ben size. Hı-hı. Ama bir şey ortaya çıktı sonraki yıllarda. Faruk Çelik bakan olduktan sonra hı-hı, devlet aklını kullanabilen nadir AK Partililerden bir tanesi oldu. Ben de başarılı buluyorum kendisini. Şu anlamda söylüyorum. Ben bazı konularda şimdi bıyık altı gülümsemenizden anlıyorum. Ama açık söyleyeyim size. Hı-hı. Ben Faruk Çelik'i devlet aklı kullandığı için takdir ediyorum. Şöyle görüyorum onu. Faruk Çelik Bursa 2011 yılında gitti. O zamana kadar ben çok sık muhalefet ediyordum ona. Fakat öyle bir şey, Bülent Arınç gibi bir adam geldi. Gelen gideni arattı. Ve ben dedim ki buna muhalefet ettiğim için pişman oldum. Çok güzel. Çünkü Bülent Arınç Bursa'yı tanımıyor, bilmiyor. Ve mezitleri geçince Bursa'yı unutuyor. Evet. Ve 2011 yılından beri ne yazık ki Bursa hiçbir hizmet almadı. Hep bak, ithal şeyler zaten. Aynen. Efkanlar'la, Mezunoğlu. Ya evet, Mezunoğlu, evet. Siz biliyorsunuz. Cemalettin Kani Torun hiç yüz yüze gördünüz mü? Görmedim. Ben de görmedim. Bak politika yazarıyım. Siz politikayla ilgileniyorsunuz, geliyorsunuz. Hiçbirimiz görmedik. Evet. Efkan Alay'ı ömrümde iki defa gördüm. Yani televizyonda gördük, o ayrı ama
yüz yüze iki defa gördüm. Bilmiyorum siz kaç defa gördünüz? Çok doğru. Ben de öyle. Aynı. Yani şimdi Mezunoğlu keza öyle. Yani bırak hadi biz görmeyelim de Bursa görsün. Bursa'ya hizmet etsin. Tabii, hiçbir tabii. hizmet etmedi. Ve ben açık söyleyeyim. 2011 yılından beri Faruk Çelik gittikten sonra Bursa Ankara'dan hiçbir hizmet almadı. Rutin yani rutin alması gerekenin özel hiçbir korunamadı. Bursa hala en zor ulaşılan kent. Gördük işte hızlı tren en önemli şey. 2020 diyorlar. 2016'da bitecekti. 2020 diyorlar şimdi. Ben 2023'ten önce biteceğini sanmıyorum. Havaalanı. Hala bir havaalanımız var mı? Yok. Peki Bursa'nın neyi var arkadaş? Hiçbir şey. Trafiği berbat. Evet. Yer altından gitmesi gereken metromuz Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da metroyu devlet yapıyor da Bursa niye yapmıyor? Bursa ne yapıyor? Stadyumu her yer Türkiye'nin her yerinde devlet yapmıyor da niye Bursa yapılmadı? Keza şimdi Yalova yolunda da bir katliam işledi yani bence. İşte bütün bunlarda gördük ki Faruk Çelik gitti. Yani bu iktidar açısından söylüyorum. Bursa'ya hizmet bitti. Ben yoksa Faruk Çelik'le aynı partide değilim, aynı fikirde değilim. Ama şu var, son dönemlerde siyasi olarak da başka yöre doğru evrildi. Yani devlet aklını kullandığını şunu söyleyeyim. Ben mesela şunu önemsiyorum. Ankara'da röportaj yapmıştım onu bakanken. Şunu söylemişti. Bak o zaman yazılmamak üzere söyle. Sonra yazdım ben bunu. Bakanlık bitti çünkü. Biz dedi kurulmuş devleti yönetmekte zorlanıyoruz. Tercüme ediyorum. Biz kurulmuş devleti yönetemiyoruz demek istiyor. Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devlet kurdu. Bunun ne demek olduğunu biz şimdi çok iyi anlıyoruz. Ya. Diyor ki, ey Tayyip Erdoğan sen de anla. Rizeli bir balıkçının oğlusun. Ama geldi bu ülke sana belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı verdi. Her şeyi verdi. Bu ülkede geldi seni saraya oturttu. Bar kıymetini bil. Bar kıymetini bil ey Recep Tayyip Erdoğan. Bunu söylüyor dolaylı yoldan satır aralarında bence evet, Faruk Çelik. Peki ben hemen bunun uzantılı özür dilerim Hakan şeyini böldüm. Şu anda sizce Faruk Çelik'le Recep Tayyip Erdoğan arası ne durumda? Ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani elbette böyle bir düşman değiller. Ama Faruk Çelik bakanlıktan alınış şekline baktığın zaman Faruk Çelik'le Recep Tayyip Erdoğan yolları ayrıldı. Yeniden birleşir mi? Faruk Çelik birleşmesi için çaba sarf ediyor. Şöyle diyor ki ben madem milletvekilliğini bırakacağım final yapayım. Nasıl final yapayım? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ile final yapayım. Ankara'da edindiğim deneyimleri Bursa'ya getireyim. Gerçekten böyle bir düşüncesi var mı? Var. Yani biliyorum olduğunu. Yani bakmayın siz aday değin dediğini. Ben Faruk Çelik'i iyi tanırım. Bir Faruk Çelik uzmanıyım ben. Tamam mı? Onun için dolayısıyla aday olmak istediğini biliyorum ama şöyle ben çıktı da adayım demez o. Ne yapıyor? Şimdi sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyor. Milletvekillerini bir araya getirecek. Partilileri bir araya getiriyor. Eski partililer, yeni partililer, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri hepsini böyle bir çığ gibi büyütüyor şu anda. Hem kendini gündemde tutuyor ama çok da talep var ona. Bursa'nın her yerinden biz de konuşmacı olmuş iş adamları. İş adamları beni ara açık kılıyorlar. Hani bizim işte gelip konuşabilir mi? Mesela GESİAD'dan aradılar beni. Örnek gelip konuşabilir mi diye. Tabii ilettim talebi. Yani benim görevim hani ona ulaşamıyorlarsa ulaşmaktı. O anlamda şu anda o talepleri karşılıyor. Ben bence bu çığı bu büyütüyor. Büyütüp görüp Tayyip Erdoğan'ın önüne koyacak. Bak diyecek. Bak Bursa beni istiyor. Ha Tayyip Erdoğan bunu yapar mı? Sizce? Zor. Zor ama imkansız değil. Ama buna karşılık Faruk Çelik alternatif bir harekete girer mi? Olası siyasi yeniden dağılımda Faruk Çelik her zaman en öne çıkar yine. Bir potansiyeli var. Yani Tayyip Erdoğan'ın liderlikteki vasıfları bir benzeri de kendisinde var. Yani, kesin. Ufaya gidip de tulum çıkartmasını unutmadık yani. Bir yandan da sürgün diyenler de oldu biliyorsunuz bu dönemde ve çok büyük bir başarı elde etti. Sürgündü de sürgünden başarıyla çıktı. Çok korkunç bir başarıyla çıktı. Yani bir tane bir şey varken gidip oraya tutulup çıkartması çok başarılı bir siyasetçi oldu biliyorsunuz. Evet. Ve ben şahit de oldum tabii toplantıdan yaptığı gibi. Atepliğini de bilirim keza aynı şekilde. Ben de başarılı buluyorum. Yoksa, yani çok şükür şöyle bir şey söyleyeyim. Faruk Çelik'le aramda ne maddi ne manevi herhangi bir bağ yok. Yok öyle bir şey. Hayır yok sizin için söylemiyorum yani vesile. Vesileyle söyleyeyim ben bunu.
Yani bir gazeteciyim. Faruk Çelik'i de zaman zaman eleştiren, şu anda da bazı eleştirilerim var. O eleştirilerimi kenara koydum. Neden kenara koydum? Ne zaman bir icraat mevkiine gelirse yeniden eleştirme durumum olur. Ama o zaman da avans veririm. Tıpkı şimdi Ali Nur Aktaş'a verdiğimiz avans gibi. Ali Nur Aktaş'a bir 6 ay daha avans vereceğiz. Ha, ondan sonra bakacağız. Doğru gidiyorsa, ki şu anda yaptığı işlerin %90'ı doğru. Örneğin Mahfel. İşte biliyorsunuz. Evet. Çıktı ihaleye. Doğru bir adım. Ama İstanbul'a beraber gitmiştik. Dedim ki Sayın Başkan, yan yana yemek yerken oturduğumuzda dedim ki Mahfel'i şey yapıyorsunuz. Kiraya vereceksiniz. Doğru bir adım. Çünkü biliyor musunuz Mahfel başa baş gelen bir meblağ şeye sahip. Biliyor musunuz? Ciroya sahip. Yani sıfır kar ediyormuş. Olabilir mi öyle bir şey? Yani insanın orada kaynadığı öyle bir yerde. Yani evet yani değil, şimdi tekim ne kadar kira oldu? Ayda 150 milyar mı? Tane aylık kirası 150 milyar. At, ödenen başka paralar da diyor. Şimdi ama şu var. Eğer orada çay 5 lira olursa yine bundan Bursa kaybeder. Evet. Dedim ki sadece çaya bir limit koyun. Gerisini karışma. Dondurma yerse versin 15 lira. Önemli. Ama insanlar oranın geleneği odur. 1913 yılından beri öyledir. Tamam mı? Çaya 2,5 lira, 2 lira. Neyse şimdi 2 lira değil mi? Hı-hı. 2 lira olarak kalsın. Umarım keşke 1 lira olsa yani. O zaman da şey işte Semra Hanım, yani o zaman da ne oluyor biliyor musun? Bu defa da oturan 5 saat, 6 saat evet, oturuyor evet. Bir çay içiyor. Bir olmuyor yani. Uygun şey, bir de çok farklı kesimler de geliyor. Bir miktar 2 lira olmasında yarar var. Yani bir miktar artmasında yarar var. Tabii 4-5 lira olmasın bir bardak. Ha şimdi söyleyeyim. Mesela o 2 lira olmasın, eleştiri gelecek benden. Açık söyleyeyim. Ama avans verdik. Siz vermediniz mi? Verdik. Siz? Hepimiz verdik. Hayır. Verdik öyle, yani. Evet. Mutlaka öyle. Ama mesela siz Hayri Türk Yılmaz'a hiç avans vermediniz. Ben ona 1,5 sene avans verdim. Hiç avans vermediniz. Hiç avans vermediniz. Hep sürekli eleştiriniz. Ben Hayri Türk Yılmaz atanır atmaz atanmaz sosyal medya arkadaşıydık. Atandı mı Hayri Türk Yılmaz? Yani seçimi seçilmez pardon. Yani neyse. Biliyorsunuz ön seçimle gelen tek belediye başkanıdır. Evet. Bir de ona saygı duymak lazım. Ön seçimle gelen Bursa'nın tek belediye başkanı. Bozbey'de ön seçimle gelmedi. Yüksel Bey, ben 2 yıldır yaklaşık müdahale söylemi çıkartıyorum. Onun öncesinde de bir 2 yıl var yani. Hani 1,5-2 yıla yakın zaman var. Hayri Türk Yılmaz'ın icraatlarını, müthiş icraatlarını icra edebildiği ve işte millete hizmet olarak sunduğu bir dönem var. Mesela şimdi ben size sorayım. Hayri Türk Yılmaz, şimdi bugün seçim olsa ya da bir sene sonra seçim olacak diyelim. Ne bırakacak Mudanya'da? Şimdi, şöyle, elle tutulur bana 3 tane bir şey söyleyin. Söyleyeceğim. 100 tane projesi vardı. 3 tane söyleyin. Şimdi önce şu noktada anlaşalım. 2 yıl belediye başkanı olur kaç yıl oldu? 4 yıla yakın yani. 4 yıl oldu mu? Evet. Yani 4 yıl oldu. Şimdi Hayri Türk Yılmaz ön seçimde gelen tek belediye başkanı 17-18 belediye içinde. Bunu kabul ettiniz mi? Artı olarak yazdınız mı? Yok ettik kesinlikle. Yani vatandaşın seçtiği yani bir orada, belediye başkanı. Oradaki sandıktaki oynanan oyunları hiç konuşmayalım. Onlara girersek ya, şimdi, çıkamayız yani sandıkta, de. Sandıkta oynanan oyunlar diye bir şey yok. Kur'an'a el ön basmaları, yemin almaları ön seçim falan. Sandığına, ön seçim sandığına girdi partiden, seçildi. Seçimi kazandı. Yapmak istemediler onu yine aday. CHP içindeki bir grup. Kalantor bir grup. Evet, evet. CHP içinde rantçı bir grup. Onu aday yapmak istemedi. Ama neyse devreye partililer girdi. Gerçek partililer. Onu aday yaptı. Sonuç olarak şimdi neler yaptı? Ben tabii ki Hayri Türk Yılmaz'ı savunacak değilim. Onu çağıracaksınız kendisine. Soracaksınız. Çağırıyoruz ya. Bak buradan tekrar. Çağıracaksınız. Soracaksınız. Siz aracı olun. Çağırın kendisini. Kendisi anlatacak. Ama ben çok istiyorum ben yani hani sizle konuşmayı. Mudanya'ya gittiğim zaman şunu görüyorum. İşin gerçeği şu. Mudanya içine edilmiş, ırzına geçilmiş, katledilmiş bir kent. Evet. Mudanya'ya gireceksin, sağ tarafta Likyapı'yı göreceksin. Artık böyle. Mudanya'yı böyle tarif ediyoruz. Şimdi geçmişte Demokratik Sol Parti belediyeler başkanları niye başarılıydı biliyor musunuz? Belki çok icraat yapmadılar ama o kentlerin ırzına geçirilmesinin durdurdular, önüne geçtiler. Kaçak yapıyla mücadele ettiler. Çok katlı binalara izin vermediler. Ve dolayısıyla insanlar Bursa bir anlamda nefes almaya başladı. Ama Mudanya'da o anlamda geçmiş belediye başkanları Mudanya'nın ırzına geçtiği için
Muda'yı tamamen betonlaştırdılar. Evet. Şimdi şey diyor ki Hayri Türk Yılmaz, aksini siz ispatlayabilirsiniz. Bana söylediği ya da kamuoyuna açıkladığı şu: ben geldikten sonra bir karış zeytinliği ya da yeni imara açmadım diyor. Bu ne kadar doğru? Siz onu araştırın, söyleyin ama imara açmadım. Benim için önemli bir artı bu. Ve baktığın zaman buna henüz ciddi bir cevap verilmiş değil. Anladın mı? Ben size söyleyeyim. Evet. Bir karış yeri imara açmadığı doğru. Hı. Fakat işte hem Hasan Aktürk döneminde hem Erol Demirhisar döneminde imara açılan yerlerin ama 18 uygulamasıyla arsaya dönüştürülmeyen yerlerin birçoğunun imzasında şu andaki belediye var ne yazık ki. Şu andaki belediyenin encümeni açtı bu şeyleri. Şimdi şöyle yalnız 95 yasası ben size bir şey aykırı olmasına rağmen. Bir virgül koyun. Yok. Hı-hı. Şöyle bir durum var. Şimdi Bozbey'e şöyle bir eleştiri yapıldı. Denil ki kentsel dönüşümle ilgili sen ruhsat veriyorsun. Evet ben ruhsat veriyorum. Hı-hı. Doğru. Ama şöyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı aldıktan sonra bu ruhsat vermek zorunda. Yani daha önce imar planında değişiklik yapılmışsa o değişikliğin sonucunda ruhsat bu da, değil ama bu da, bahsi evet, konu olan şey. Yani örnek olarak söylüyorum. Yani burada 18 uygulaması arsaya dönüştürme tamamen. Hatta işte Hasköy, Bademli, Ülküköy vesaire gibi yerlerde bu 18 uygulamasına dönüştürüldüğü için Hayri Bey ve meclis üyeleri ifade verdi. Burada hiçbir şey yoksa neden ifadeye çağrıldılar? İfade, belediye başkanları rutin ifadeye çağrılırlar. Yani o olayı bilmiyorum ama ben size hemen şunu söyleyeyim. Ne söylüyorum? Yani bir karış imara yer açmayan bir adam bir defa benim gözümde önemli bir adamdır. Bunu bakalım diğer belediye başkanları ne kadar imarayı yer açmış. Bir karşılaştıralım bakalım. Şimdi dediniz ya neler yaptı diye. Hani ben daha önce bunları yazdığımız için söylüyorum. Mesela diyor ki zeytin dalı projesi projem var diyor. Evet, yani var. Halka çok dokunan güzel. Bir. Çok da seviyorum projeyi. Bu önceki projem var. Evet. Ha şunu biliyorum. Mudanya borç batağı içindeydi. Borç bitti. 30 trilyon borç bitti. Kasada para var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Benim mesela kendim öne eleştirdiğim bir şey var. İddiaya girdim. Yıldıztepe. En önemli projesi o. Henüz ortada bir şey yok. Sizinle aynı kanaatim. Ama söylediği bir şey var. 2019'da seçime gelmeden lütfen bu kayıt bana gösterin. Tabii tabii. Kayıtlarda kalacak zaten. Ben de iddia yetişmez diye iddiaya girdiğim için söylüyorum. Yani bu defa sizin yanınızda yer aldım. Eyvallah. Tamam mı? Çok nazik. Yetişmez diye söyledim kendisine. İddiaya girdik. 2019 yılı seçim gelmeden biz Yıldıztepe'nin bir kısmını açacağız dedi. Bakalım açacak mı açmayacak mı? Bir kısmı derken ne acaba? O bir kısmı ne? İşte yani, bir kısmı işte yolu o çok yapmış göreceli o. Bir kavram ay, yani. Ama en azından bazı tesisler hizmet verecekse Yıldıztepe o anlamda o en önemli projesinin hiç olmazsa ilk adım atılmış olacak. Ben Taş Mektep'le ilgili şeyi önemsiyorum. O bitince... Taş Mektebi valilik ama şey yapıyor, finanse ediyor tamamen. Ama sonuç olarak birlikte yapıyorlar onu. Sadece valilik değil. Valilik bir kısmı parayı veriyor, bir kısmını onlar karşılıyorlar. Ve içini de yine onlar tefriş edecekler. Dolayısıyla onu 2018 sonunda bitireceklerini söylüyorlar. Öyle bilmiyorum ama araştıracağım bunu yükselde. 2018'in sonunda yapacaklarını söylüyorlar. Mütareke Meydanı'nın dün uğramıştım, projelerini gösterdiler bana. Yani güzel bir proje. Beğeniyorum ben projeyi. Uygulanabilir mi bilmiyorum. Ortada bir şey yok. Vaktimizin sonuna geldik gibi neredeyse. Hemen özetleyerek. Ya Mudanya Belediye. Bir dakika bir de Nur Hayat Hanım'la o şeyi sormak istiyorum. Evet, soru, lütfen. Soru. O çok önemli çünkü. Nasıl buluyorsunuz? Hayri Türk Yılmaz'ı? Önce şunu söyleyeyim. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz çok başarılı bulmuyor. Bak bir dakika. Tamam. Siz zannetmeyin ki ben Mudanya Belediye Başkanı çok başarılı buluyorum. Yaptığı iyi şeyler var. Yaptığı olumsuz şeyler var. Ben bir defa insan olarak davranışını da hiç doğru bulmuyorum. Bravo. Bak onu da söyleyeyim ben size. Ama şu var. Bu CHP'li bazılarının itirazlarını hiç doğru bulmuyorum. Şimdi ilk itiraz nereden geldi? Onu konuşalım. Bazı yolsuz, daha doğrusu Mudanya'nın hakkını yiyen kodamanlar, CHP'li bazı kodamanlar dediler ki bizim parti iktidara geldi, biz rantı yiyeceğiz. Yedirmedi. Nasıl?
Şimdi benim arkadaşım var, söylemeyeyim ismini. Bir balıkçı diyeyim hadi. Yani balıkçı. Aradı beni, ya bizim kiramızı 3 milyarken 20 milyara çıkarıyor. Evet. Dedim ne kadar güzel ya. Çok doğru yapıyor. Hı hı. Şimdi ki benzeri yerden kiralarını arttırdı. Pek çok yer var böyle ama. Hı hı. Yani bedava oturulan yerleri adam gibi kira yaptı. Şimdi bakın yine itiraz. Benim arkadaşlarım bana itiraz ettiler bak. Bademli'de %80 CHP'ye çıkıyor ya %70. Evet, evet, evet. Bakın zengin kondu. Nereymiş bu? Sosyete semti olarak bilinen Bademli'de trilyonlu villalarına dolu site bahçelerine dahil edilen kamu arazilerine yüzme havuzu, tenis kortu, spor sahaları inşa edildi, ortaya çıktı. Daha önce yazmıştım ben bunu. Hı hı. Yani Bademli'de villalar zaten yetmedi. Zengin arkadaşlarımız. Bunlar CHP'li kodamanlar bir kısmı. Hı hı. Tamam mı? Efendim, kamunun arazisini almış. Pota, evet, yapmış. Pota. Aynen. Havuz yapmış. Tenis sahası yapmış. Evet. Şimdi adam gitmiş diyor ki Ayrı Türk Yılmaz, babam olsa değiştirmem diyor. Bunu diyor babam olsa ceza verecek. Ne zamana kadar? Geçmiş 5 yıl. 5 yıldan önce gidemiyor. Gitse onun da cezası yani. Sen o cezayı yiyeceksin. Bir, hı hı. İkincisi bundan sonra ya burayı boşaltacaksın ya buranın para işgaliye ödeyeceksin. İşte belediye başkanı ya bu. Ya enteresan ama. Şimdi gel de aynı, Allah aşkına. Aynı belediye başkanı. Allah aşkına bir dakika, Allah aşkına gel bunu takdir et. Ben takdir Söylem ediyorum. Söylem gazetesine manşeti yap. Yaparım. Tamam mı? Sıkıntı değil. Yap, ya, tamam mı? Beni çok yanlış tanımışsın. De ki. Ya ağlayacağım şimdi. De ki ey Hayat Türk Yılmaz. Helal olsun sana. Bu kadomanlara rağmen sen bunların bu kamunun malını gasp eden bu insanlara, evet, cezayı yazın. Seni tebrik ediyorum de. Kesinlikle derim. De, ama bekliyorum ama. Aynı Türk, aynı. Sen Hayri de Türk, ben de köşem geçeceğim. Semra tekke artık Ayrı Türk Yılmaz'ı da takdir et diyeceğim. Ben takdir ediyorum bazı şeylerde, evet, gerçekten. Biraz, bir dakika şuna cevap vereceğim, tamam, ondan sonra kapatıyoruz. Yo ben aynı. Bir dakika Kayışoğlu ve şey var. Onu da konuşacağız hemencik. Aynı Hayri Türk Yılmaz. Şimdi park mesela işte halkın malı diyoruz ya. Haramiler diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Evet, bunlar harami. Kesinlikle. Şimdi aynı Hayri Türk Yılmaz dönüyor sahilde, Mudanya'nın sahilinde park alanı, yeşil alan olan bir yere ihale edip 60 bin liraya birine kiralıyor. Neresi mesela? Buyurun. Söylüyorum. Trilya Mahallevicisi şu anda. Güldenbahçe şu anda. Buyurun siz de bunu araştırın. Neresi? Yer olarak neresi? Güldenbahçe Eski Meriç Kafe. Tamam mı? Ama oradan kira alıyor. Nasıl kiralar? Kiralıyor. Nasıl kiralıyor? Kiralıyor. Daha önce, nasıl ihale orası ediyor? Daha önce Koç Restoran değil miydi orası? Koç Restoran'la şey yan yana. Meriç Restoran. Tamam işte bunlar yan değil yana miydi? Tamam. Bunlar zaten kiralıktı. Şimdi yeni bir şey yapmıyor ki. Hayır hayır. Şimdi orayı kiracıları çıkartıyor oradan. Evet. Şimdi bakınca orası zemini, park alanı ve şey, yeşil alan. Orayı ihale edemez. Nasıl ediyor? Peki orasını Hayri Türk Yılmaz döneminde şimdi mi hale getirildi? Öncekiler, bir dakika. Ondan öncekiler yanlış yaptıysa Hayri Bey'in bu yanlışa bak, devam gene, mı etmesi gerekiyor? Gene geldik şu noktaya. Yani daha önce yapılmış ama diyorsunuz ki Hayri Türk Yılmaz doğru burayı yapacak. Ama bir şey söyleyeyim size. Harami burada, diyorsa aynen, orada da. Bunu da soracağım ama yine evet, bak ama burada bile ya, bir sizin, şey sizin söyleminizden bile Hayri Türk Yılmaz'ın ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor. Ne yapıyor adam? Doğru yapacak. Doğru yapmak ya orası 3 milyar sadece kira veriyorlardı ya. 45 milyar şu anda normal ihaleye çıksa 150 milyar kira alır orası da biliyor musunuz? Ama ne yazık ki bu, Mudanya'da bir dedikodu müessesesi var. Ne olur siz de buna alet olmayın. Ben de Mudanya, her şey belgeli. Mudanya ben size, dedikodu şeyi. Ben size gösterebilirim şu şeyi. Kayışoğlu ve Litera ile ilgili. Bak arkadaşlar. Hı. Ben siz bana bu sorularda görmüştüm. Hı hı. O belediye meclis üyelerinin bazı arkadaşlar vardı. O arkadaşlar çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. O iddialarla ilgili ben gittim kendileriyle görüştüm. O zaman bana o belgeyi vermişlerdi. Hı hı. Her iki belgeyi götürdüm. Önce Kayışoğlu'na, ardından da şeye, Şadi Bey'e hı hı çağırdım. Gazeteye geldiler. Konuştum. Ve ikisinden de edindiğim izlenim şuydu ki ben ikna oldum. İkna olmamış olsaydım Litera ile ilgili de yazardım. Şeyle ilgili de, Kayışoğlu ile ilgili de yazardım. Neden? Şimdi şunu söyleyeyim. Önce Litera ile ilgili söyleyeyim. Cevap verildi zaten. Hı. Net burada rakamlar belli. İşte 1 trilyon para dediler. İddialar buydu değil mi? Hı hı. Var mı öyle bir para? Bak şimdi. Diyor ki 2014 yılında 111 bin lira. 2015 yılında
918 bin lira. 2016 yılında yeniden düşmüş 422 bin lira. Neden? Çünkü bildiğiniz numarataş. Hani mahalle, köyler, beldeler, köyler belediyeye bağlandı. Belediye bağlandığı için bu işlem yapılmak durumundadır. Burada tavsiyem şudur size ya da ilgili gazeteci arkadaşa. Bunun aynısını diğer belediyeler, Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, her neyse alın. Eğer buradan 1 lira fazlaysa o zaman beraber ikimiz literayı mahkum edelim. Ey Şadi Özdemir, sana avantaj sağlam diyelim. Bak, Şadi Osman Bey'le Gazi ilgili, diyorum. Sadece Şadi Bey'le ilgili burada şunu söylemek istiyorum. O rakamların çok bir hükmü yok. Bütün belediyeler neredeyse bu belki daha fazla rakamlar veriyor. Daha fazla veriyorlar. Şimdi hem il başkanı Osman Gazi'ye gitseniz şurada var ya şu rakamların 10 katını göreceksiniz. CHP'nin... Bak söyleyeyim size. Ha büyüklüğü de öyle yalnız onu söyleyeyim. Büyüklüğü de 10 katı ama sonuçta bu rakamlar göreceksiniz. Pardon. CHP'nin il başkanı olarak yine CHP'li bir belediyeye bu tür ticari şeylerin yapılması doğru mu? Doğru. Yani büyükşehirde de doğru değil. Şöyle doğru. Yapmayın. Bak şöyle doğru. Doğru. Bak şöyle doğru. Bak bu daha önce burada iş yap... AK Parti döneminde yaptı mı? Yaptı. DSP döneminde yaptı mı? Yaptı. ANAP döneminde yaptı mı? Yaptı. Ya belediyede neredeyse kurulalı beri yapıyor bu adam bu işi. Bir. İkincisi bu adam tek bir adam değil. Ortağı var. Yani iki kişiler bu. Şimdi düşünsenize o Osmanlı'ydı diğer ortağı. Osmanlı değil kardeşim. Yapamazsın böyle bir şey. Yani biz burada iş yapıyoruz. Sen il başkanı oldun diye biz oradan ilişkimizi kesemeyiz. Şirket ayrı, sen il başkanı ayrı. İl başkanı nitekim, olmasaydı o zaman nitekim, yani ne gerek? Haklısın ama nitekim yani. Siyaset hakkı da elinden almayalım onların ama ama ters düştüler. İl başkanı olmasına rağmen son seçimde kendisi Hüseyin Akkuş'u destekledi. Mudanya Belediye Başkanı Ayrı Türk Yılmaz'ı destekledi. Onun için delege bile olamadı. Kayışoğlu'na gelince arkadaşlar burada söylüyorum. Bak diyor ki Mudanya Belediye Başkanı başkanlığı 146.242 lira ödeme yaptım ve son ödeme tarihim de diyor 31.12.2015. Ondan sonra diyor ben diyor bir para ödemedim Kayışoğlu'na. Sözleşmesi ödemem. Ne zaman bittiğini... İşte o zaman bitiyor. Hayır. Anladın mı? 2015 sonunda. 1 Temmuz'da sözleşmeyi feshediyorlar. Evet. 31.12'ye kadar ödeme alıyorlar. Ama şöyle hayatım. Sözleşme feshedilebilir ama şöyle o dava bitene kadar devam eder. Ama şunu söyleyeyim size. Tersi olsa dün yine Mudanya Belediyesi'ne uğramıştım. Hı hı. Abicim bir müfettiş geliyor öbürü gidiyor. Burası AK Parti Belediyesi değil. Sürekli bir gözetim altında. Daha doğrusu öküzün altından buzağı arıyorlar. Onun için siz merak etmeyin. Sizin söyledikleriniz var ya müfettişler santim santim inceliyorlar. Hı hı. Onlar nereleri incelemiyorlar biliyor musun? AK Partili belediyeleri incelemiyorlar. Bir onlar inceleseler şunun 50 katı 100 katı bulacaklar. Biz de bak çifte standartlar olmayalım. Şunların hepsiyle ilgili bir şey var ise yazalım ama diğer belediyeleri de araştıralım. Yani AK Parti belediyelerinde nasıl oluyor? Eşit olmak lazım. Nasıl oluyor? Bunları da araştıralım. İşte bak bu adam... Kapatamıyorum. Bak bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Bak görüyor musun? Ceza yazdı. Bu belediye başkanına ben helal olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Sizin de helal olsun diyeceğinizi biliyorum. Ben derim gerektiğinde vallahi. İki hafta önce teşekkür ederim. Politics Araştırma Şirketi Başkanı Recep Güven'e konuk etmiştik. İlginç son yapılan anketler, Aralık ayı anketleri. İlginç anketler var. Semra'nın bir tane var. Bir tane de bende de var. Kılıçdaroğlu'nun oyunun her ne kadar aday değilse de düşük olması var. Ve İYİ Parti'de bir yükselen bir çizgisi var. Son anketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekranda olacak ama size de göstereyim. Şimdi ben bu anketlerin başkalarını da görüyorum. Benim arkadaşım var Erdal Akaltun, o da araştırma yapıyor, görüyorum. Bu anketler doğrudur. Yani şu andaki tablo zaten aşağı yukarı doğru. Cumhuriyet Halk Partisi birileri içeriden, birileri dışarıdan Cumhuriyet Halk Partisi'ni eritmek için elinden geleni yapıyor. Yani ha bu toplumsal yapıda bundan daha fazlası olur mu? O da tartışılır. Olmaz. İYİ Parti'nin yükseldiğini görüyorum. Durdurmaya çalışıyorlar. Ama ben şunu net söylüyorum. İYİ Parti çok iyi sonuç almayacak. Bak göreceğiz bunu. Ama Meral Akşener iyi sonuç alacak. Diyeceksiniz ki nedir? Cumhurbaşkanı adayı başkadır. Ben mesela Cumhurbaşkanı adaylığında Meral Akşener'e oy verebilirim. Peki, AK Parti. Ama parti olarak
İyi Parti'ye oy vermeyebilirim. AK Parti'yle evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu belli. Bir Milli İttifak var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının ben ilan kesici olacağını düşünüyorum. İlan kesici, doğru, düzgün, her kesime hitap edebilecek, ekonomiyi iyi bilen, ondan sonra iyi yetişmiş, iyi konuşan, özel bir adamdır. Yani duyum aldınız mı bununla alakalı? Evet, yani bazı duyumlar aldım. Onun olacağı konusunda bazı duyumlar geldi bana. Kılıçdaroğlu bir defa aday olmayacağını biliyorum. Neden? Zaten açıkladı, olmayacağım dedi. Yani bir defa o diyor ki biz parlamenter sisteme inanıyoruz. Aday olacak kişi de, destekleyeceğimiz kişi de parlamenter sistemi geri dönecek. Şimdi Temel Karamollaoğlu çok düzgün bir siyaset yapıyor. Biz parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor. Meral Akşener parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor. İyi Parti, CHP parlamenter sisteme geri döneceğiz. Yani Türkiye tek adam rejimini kaldırmaz. Bu Kılıçdaroğlu, dünyanın en demokrat insanı Kılıçdaroğlu'dur. O bile olsa. Kaldı ki ya siz birine yetki verirseniz olur mu? Olmaz. O iş yürümez. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a şudur yanlıştır diyen bir kişi kalmadı. Yok. Evet. Ne basından var ne şeyden var. Onun için dün mesela biliyorsunuz bir gazeteci ben burada olduğum müddetçe o içeriden çıkamaz diyor. Zaten bir cumhurbaşkanı bir gazeteci için böyle demez. Ama dedin şimdi ne oldu? Dışarı çıktı gönderdin. Özel uçağa bindirdin gönderdin. Merkel istedi diye. Şimdi ya bakın arkadaşlar o kadar büyük adaletsizlik var ki 3 tane gazeteci. Ki bu gazetecileri de hiç sevmem ben. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan. Ve bütün yazılarımda bunlara eleştiri vardır. Geçin abi şimdi değil ama. Ergenekon balyoz sürecinde. Çünkü ben onların taraf gazetesinin bir operasyon gazetesi olduğunu biliyorum. Ama ağırlaştırılmış müebbet hapis. Yani idam verildi bunlara. Şimdi soruyorum size. Bomba atan, halkı tarayan, tankla halkı tarayan adam da ağırlaştırılmış müebbet hapis alıyor. 3 gazeteci yani o da ağırlaştırılmış hapis alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? İşte bu adaletsizlik düzenin sağlayıcısı, bir numaralı sağlayıcısı tek parti rejimidir. Tek adam rejimidir. Bu mutlaka bundan çıkacağız biz diye düşünüyorum. Üstelik bomba atılmasını sağlayanlar da şu anda dışarıda. Evet. Hepsi salıveriliyor. Doğru. Çok daha bir kısmı yurt dışına yani. Kaçtı. Evet üstüne üstlük. Evet. Doğru. Aynen onun öyle. Ya ben şeyle ilgili, Müdahale'yle ilgili özel bir program yapmak istiyorum sizinle teke tek. Ama siz sorularınızı, ama Müdahale'yle ilgili sorularınızı sorun lütfen. Onlarla ilgili de ben bazı bilgiler edineyim. Ben genel bilgilere sahibim. Çünkü şöyle yapalım. Bununla ilgili başka bir program yapalım. Sadece Müdahale olsun. Olur. Olur. Hayri Bey teşrif ederse o da katılsın. Kendisi katılırsa çok daha güzel Hayri olur. Hayri Bey kendisi katılsın. Ben karışmıyorum Hayri Bey'e. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben olsam onun yerine mutlaka katılırdım. Bravo. Çünkü gazeteci, ben kim olursa olsun beni çağırsınlar. Her yere konuşmaya giderim. Kendime güveniyorsam, görüşlerime güveniyorsam, yaptıklarıma güveniyorsam her yere giden. Bu kim olursa olsun. Çağrımız olsunuz mu? Aynen. Yani şimdi... Evet ben de çağrıda bulunuyorum. Bravo. Ey Hayri Türk Yılmaz lütfen buraya gelin, bu küraya oturun, sorulara cevap verin. Ben doğru Bravo. Adam olduğunuzu biliyorum, doğru cevaplar vereceğinizi de biliyorum. Semra Hanım'ı mahcup ederim. Gelemezse o mahcup olacak. Sizin evet. söylediklerinizi kabul etmiş olacak o zaman. Evet. Tamam mı? Şimdi ben öyle bir şey demiyorum. Onu ben onun adına karar veriyorum. Peki, teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İzleyenlerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta yine özel bir konukla Aykırı Söylem'de birlikte olacağız. Ekranın altında görüyorsunuz. Aynı zamanda YouTube'dan, Twitter'dan da canlı izlenebiliyor. Evet. Bilginiz olsun tekrardan. Teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.